Bakanımız bir açıklama yapıyor Ebru. Evet, hemen Sayın Özer'in açıklamaları var, hemen bakalım. Kararları açıklamıştık. Yani ikinci dönem burada... Daha önce almış olduğumuz kararları açıklamıştık. Yani ikinci dönem burada 10 ilde tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacak. Yeni bir karar daha aldık. Bu 10 ilde kurulan çadır merkezleri, yurtlar, konteyner merkezlerini taşımalı eğitim kapsamına aldık. Yani orada kalan öğrencilerimizi biz ücretsiz olarak okullarımıza götüreceğiz. Sıcak yemeklerini vereceğiz ve tekrar kaldıkları yerlere taşımasını sağlayacağız. Yine aileler istemeleri durumunda çocuklarını diğer illere, 71 ile taşıma ile ilgili süreci başlattık. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve lisede bu 3.784.411 öğrencimizin 71 ile naklini sağlayacak kadar kapasiteyi oluşturduk. Ama şu ana kadar bu imkandan sadece 5.836 öğrencimiz yararlandı. Yine özel öğretim kurumlarımızla istişare ederek biliyorsunuz oradaki %3 tam burslu öğrenci kapasitesini %10'a çıkartmıştık. Yani bu kapsamda 110.735 ilave kapasite ürettik özel öğretim kurumlarında. Bunlardan da şu ana kadar 2.332 öğrencimiz, vatandaşımız yararlandı. Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz var ve yaklaşık 50 bin tane rehber öğretmenimiz, psikolojik danışmanımız okullarımızda hizmet veriyor. Şu an itibariyle 4 bin tane rehber öğretmen ve psikolojik danışmanımız sahada hizmet veriyor. Vatandaşlarımıza, çocuklarımıza, psikososyal sağlamlıklarını güçlendirmek için her türlü katkıyı veriyor. Bugün itibariyle bu sayıyı 5 bine çıkartacağız. Yine sadece Malatya'da değil, 10 ilimizde kurulan çadır kentlerde, konteyner merkezlerinde psikososyal destek çadırları oluşturduk. Burada rehber öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız ve Kültür Turizm Bakanlığımızın tüm ekipleri, kütüphane ile ilgili, kitaplarla ilgili destek veren tüm ekipleriyle birlikte bu çadırlarda çocuklarımıza özellikle çadırlardaki psikososyal sağlamlıklarını güçlendirmek için her türlü desteği veriyoruz. Kültür Turizm Bakanlığımızın tüm sanatçıları orada çocuklarımıza aktiviteler yapıyorlar, oyunlar oynatıyorlar. Şu ana kadar bu kapsamda 355 tane psikososyal destek çadırı kurduk. İnşallah Cuma'ya kadar 10 ildeki bu çadır kentlerin, konteyner merkezlerinin, efendim toplanma yerlerinin tamamında bu psikolojik, psikososyal destek çadırlarının kurulumunu tamamlayacağız. Yine bu 212 bin öğretmenimiz şu anda idari izinler, okullar açılmadığı için onların ders ücretlerinin tamamını ödüyoruz. Bugün itibariyle bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Ders ücret karşılığı derse giren ücretli öğretmenler ve usta öğreticiler de deprem nedeniyle eğitime ara verilmesi verilen günlerde ücretlerini tamamını alacaklar. Arkadaşlar bizim bölgede 20.868 okulumuz, binamız var. Bunun 95 tanesi yıkıldı. Diğer tüm binaların hasar tespiti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından Cuma gününe kadar tamamlanmış olacak. Ve önümüzdeki hafta itibariyle bu 10 ildeki eğitim planlaması ile ilgili hangi ilçelerde, hangi bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibariyle tamamlayacağız. Ve inşallah önümüzdeki hafta itibariyle bu çalışmaları da sonuçlarını da tüm vatandaşlarımızla paylaşacağız. Yine bu kapsamda buradaki depremzede öğretmenlerimizin ve idari personelimizin diğer illere görevlendirme talepleriyle ilgili, özür tayinleriyle ilgili, efendim diğer illerden buraya gelecek öğretmenlerle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Onların planlamasını inşallah önümüzdeki hafta itibariyle paylaşacağız. 71 ilde 20 Şubat tarihi itibariyle eğitim öğretime okul öncesinden liseye kadar başlıyoruz. Bizim hayatı normalleştirebilmemiz için öncelikli olarak eğitimi normalleştirmemiz gerekiyor. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'nin örneklemi değil evreni. 20 milyon öğrencisi, 1.2 milyon öğretmeniyle nasıl Covid sürecinde hızlı bir şekilde normalleştirmeyi sağlayarak Türkiye'nin normalleşmesine katkı sunduysak aynı yaklaşımı, aynı deneyimi inşallah bu süreçte de uygulayacağız. Nasıl Covid sürecinde il bazlı, ilçe bazlı karar vermeyip okul temelli bir şekilde açma kapamaları yaptıysak aynı deneyimi bu deprem sürecinde de, depremzede olan 10 ilimizde de uygulayacağız. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada arkadaşlar.
İnşallah hızlı bir şekilde birlik beraberlik içerisinde bu süreçleri atlatacağız. Çok daha güçlü bir şekilde önümüze bakacağız. Burada gerçekten çok başarılı bir koordinasyon var. Sayın Bakanımız, valilerimiz, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, 2. Ordu Komutanımız, Jandarma Komutanımız, İl Emniyet Müdürümüz, diğer tüm birimler çok başarılı bir şekilde, sağlıkla ilgili diğer birimler de aynı şekilde çok başarılı bir şekilde süreçleri yönetiyorlar. İnşallah sahadaki o çadırları yavaş yavaş normalleştirip diğer ihtiyaç olan bölgelere, illere de naklini sağlayacağız. Tekrar başımız sağ olsun. İnşallah bugünlerde hızlı bir şekilde atlayacağız. Teşekkür ediyorum. Şu an kaç tane Şu anda onun açıklaması. Soru almıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar soru almıyoruz. Gerekli açıklamalar yapılacak. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun var. Evet, Milli Eğitim Bakanı'nın sözleri burada önemli. Yaklaşımını açıkçası tabiri caizse beğendim. Son derece önemli. 20 Şubat tarihinde 71 ilimizin okulları açılacak. Evet. 10 ilimizde kademeli olarak. Yani okulun mutlak suretle açık olması gerektiğini Kesinlikle. Belirten bir Milli Eğitim Bakanı'nın olması bizim memleketimiz açısından şanstır. Uzmanlar da söylüyor. Covid döneminde anladık gördük çünkü açılmadığını daha evvelinden eski bakanlar da bilir. Evet. Açılmadığını ve o dönemde dünyadaki okul kapatan 3 ülkeden sadece biriydik. Hı hı. Ama şimdi açık olması gerekiyor. Evet. Bir hikaye yazabilmemiz için. Özellikle çocukların yarın ne yapacağı konusuyla olan endişesini ortadan kaldırmak, o travma yaşayan çocukları en azından normal rutine sokabilmek burada çok önemli. Evet.